Merhaba arkadaşlar. AYT coğrafya denemelerinde 11. ile birlikteyiz. Evet, 11. denememizde birinci sorumuz. 27 Temmuz 2017'de İstanbul'da yoğun yağmur sonucunda caddeler, sokaklar, alt geçitler, metro istasyonları, konutlar ve iş yerleri sular altında kalmıştır. Caddelerde suyun aşırı derecede yükselmesi insanların araçları içerisinde mahsur kalmasına neden olmuş, ulaşım sistemlerinde uzun süreli aksamalar yaşanmıştır. Şiddetli rüzgarların etkisiyle bazı bölgelerde ağaçlar ve minareler devrilirken düşen yıldırımlar sonucu yangınlar çıkmıştır. Dolu yağışı ise evlerin ve araçların camlarının kırılmasına neden olmuştur. Yani burada baktığımızda rüzgar var, yıldırım var, dolu var, aşırı yağış var. Bütün bunların bileşimi arkadaşlar bize boran dediğimiz bir oluşumu göstermektedir. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu bu sorumuzda. Tropikal fırtınalar ki İstanbul'da ya da Türkiye'de çok görülen bir şey değil, daha çok o ekvatoral kuşakta görülen bir durumdan bahsedilebilir. Bunun yanında hortumlar, ki hortumdan bahsedilmemiş, küresel ısınmadan bahsedilmemiş parçada verilen olayın boran olduğunu söylemek mümkündür. Peki ikinci sorumuzda havaalanlarının yerleşim yerlerinin yakına yapılmasının aşağıdaki çevre sorunlarından hangisini daha çok tetiklediği söylenebilir? Havalimanları özellikle uçakların iniş ve kalkışları sırasında önemli bir ses kirliliği oluşmaktadır. Buna bağlı olarak da ilk olarak yani daha çok olarak ses kirliliği oluşmaktadır. Hava kirliliği tabii ki var. Besin kirliliği tabii o havaya karışan yine kullandığı yakıttan kaynaklı hava kirliliği ve buna bağlı besin kirliliği, toprak kirliliği oluşabilir ama ses kirliliği daha ön planda, daha çok dediği için biz C şıkkını doğru cevap olarak aldık. Üçüncü sorumuza baktığımızda aşağıdaki grafikte bazı bölgelerin dünya ticaretindeki payları oransal olarak verilmiştir. Bu grafikteki verilerden yararlanarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir? Şimdi sadece oranlar verilmiş. Paylarının oransal değerleri verilmiş dünya ticaretindeki bazı bölgelerin. Buna göre sadece bu grafikten ulaşılacak bir durumdur. Dünya ticaretinde en fazla kullanılan ürün otomotiv. Şimdi ben ne sattığını ne aldığını bu orandan bulamam. Ticarette en fazla gelir sağlayan bölge Avrupa'dır. Gelir verilmemiş. Sadece oransal bazda bir değer verilmiş. Yani burada baktığımızda İşte daha fazla para kazanan ülkeler olabilir çünkü daha fazla mal satmak yerine teknolojik ürünleri, getirisi yüksek ürünleri satabilir. Asya kıtasında enerji kaynakları ithalatı, ki enerji kaynaklarını, otomotivi, işte diğer özellikleri burada göremiyorum. Orta Doğu ticaretinin büyük bir kısmını Kuzey Amerika, ki Kuzey Amerika'ya mı, Güney Amerika'ya mı, nereye sattığı belli değil. Afrika ve Asya bölgelerindeki ticarette ya da ikisinin ticaretteki payı Avrupa'dan azdır diyor. Şimdi bulalım arkadaşlar. Afrika ve Asya. Afrika'nın %2,3'lük bir durumu söz konusu. Asya'ya baktığımızda %32. İkisini toplarsam %34,4 gibi bir rakam elde etmekteyim. 34,4 gibi bir rakam elde etmekteyim. Avrupa'ya bakıyorum 38,8. Ki bunun payından az mı? Evet az. O zaman direkt ben grafikten buna ulaşabildim. E şıkkı doğru cevabım oldu. Dördüncü sorumuzda ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması yat turizminin gelişmesini sağlamıştır. Haritada verilen numaralı kıyılardan hangisinde bu turizm faaliyeti daha çok gelişmiştir? Türkiye'de yat turizmini özellikle baktığımızda İzmir'den başlayıp işte Çeşme gibi alanlardan başlayıp Kuşadası, bunun yanında burada işte Muğla, Bodrum kısımları var biliyorsunuz. Yine Dalaman kısımları var devam ettiğimizde. Antalya ki buraya kadar olan kısımda yat turizminin yoğunluğunu görüyoruz. O yüzden doğru cevabımız 2 numaralı alan, yani B şıkkı oldu. Evet, 5. sorumuzda yer şekillerinin dağlık ve engebeli olduğu yörelerde tarımda makine kullanımı yaygın değildir. Aşağıda verilen illerden hangisinde bu duruma göre tarımda makine kullanımının daha az olması beklenir? Dağlık engebeli alanlarda makine kullanımı yaygın değil demiş. Edirne düz bir yer. Bursa tabii dağlık yerleri olmakla birlikte düz ovalık alanları da fazla. Mardin daha düz alanlarında olduğu bir yer. Manisa aynı şekilde ama Ordu dağlık engebeli, Doğu Karadeniz'de bulunan bir yer. Bunlar arasında kullanımın daha az olabileceği yer yer şekillerinin engebeli olmasından dolayı Ordu olacaktır ki Doğu Karadeniz makineleşmenin en az olduğu alanlar arasında sayılıyor. A şıkkı doğru cevabımız oldu.
Altıncı sorumuzda sanayinin hızla geliştiği şehirlerde nüfus hızlı bir şekilde artış göstermiştir. Bunun sonucunda bu şehirlerde barınma ve sağlık alanlarında sorunlar yaşanmıştır. Haritada verilen numaralı alanların hangisinde bu sorunların daha fazla yaşanmış olması beklenir? Şimdi bir numarada arkadaşlar soğuk olduğu için zaten burada Kanada'nın kuzey kısımlarında hızlı bir şehirleşme ve sanayileşme söz konusu değil. Bunun yanında Brezilya çok gelişmiş bir ülke değil. Kuzey Afrika ülkeleri arasında yine çok gelişmiş ülkeler yok. Ama Hong Kong gibi alanlar, Çin özellikle burada en gelişmiş alan diyebiliriz. Bu sorunların daha fazla yaşanması söz konusu. Avustralya'nın iç kısımları zaten çöl alanları. Sanayileşme ve şehirleşme zaten yok denecek kadar az olabiliyor iç kısımlarında. O yüzden doğru cevabımızın 4. Yani Çin'in Hong Kong çevresi verildiği için 4 olduğunu söyleyebiliriz. D şıkkı doğru cevabımız. Evet arkadaşlar, bir denemenin daha sonuna geldik. Bir dahaki denemede görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.